Şu anda Sayın Abdullah Öcalan milyonların iradem dedi ve ağır bir tecritten altında tutuluyor. Halk bu tecridi kırmak için gemle yürüyecekler. İradesine sahip çıkmak adına. Ve şu anda sadece tecrit orada uygulanmıyor. Türkiye'nin genelinde bir tecrit var. Cezaevlerinde olsun, dışarıda olsun ağır bir tecrit var. Ve halk o yürüyüşte kararlı. İradelerine sahip çıkacaklar, gemle yürüyecekler. Tüm baskılara rağmen. Bir tecrit var ve bu tecrit kırılmazsa bu Türkiye, bu ülkeye barış ve demokrasi gelmez. Barış ve demokrasinin yolu oradan geçiyor. Tecritin kırılmasıyla oluşur bu. Bunun için de Kürt halkı direniyor. Tecriti kırmak için ve bu karanlık bulutlar mı diyeyim, bu ülkenin üzerindeki karanlık bulutları dağıtmak adına bizim bu tecriti kırmamız lazım. Demokrasi, barış ve annelerin gözyaşı dursun artık, bu ölümler dursun artık. Şu anda faşizm, iktidar tüm gücüyle Kürtler ve Kürt varlığına saldırıyor. Kürt kazanımlarına saldırıyor her yerde. Ve 100 yılın faşizmini yaşıyoruz şu anda. Şu anda zaten büyük bir baskı altında bu ülkede kadınlar. Her yerde baskı altındayız. Cezaevlerine atılıyoruz, dışarıda baskı altındayız, ekonomi özgürlüğümüz kısıtlanıyor. Onun için kadına öncülük yapıyor ve yapmalıdır. Cezaevindeki çocuklarımız için ve dışarıda yerin altına giren çocuklarımız için. Şu anda çok kan dökülüyor. Kan dökülüyor ve bu tecrit kalkmadan bu kan durmaz zaten. Bu kanı durdurmak için de anneler seferber olmuş, gemle yürüyecekler. Türkiye toplumunun demokratikleşmesi, demokrasinin gelmesi Kürt halk önderinin özgürlüğüyle bağlantılıdır. Kürt halk önderi özgür olduğu sürece topluma da demokrasi gelecektir, barış gelecektir. 2014-15'te diyelim heyetler gidiyordu, Kürt halk önderiyle görüşmeler yapılıyordu. Ve o süreçte Türkiye'de hakikaten bir rahatlama, bir nefes alma durumu söz konusuydu. Çünkü Kürt halk önderinin önerileri, projeleri bunlar Türkiye'ye barışın getireceği ve gerçekten insanca yaşayabileceğin bütün haklar açısından da çok anlamlı ve değerliydi. Ama şu an biraz daha, o zaman da tecrit vardı. O zaman da tabii ki abluka vardı gerçekten. Önderliği tamamen darlaştırma, sıkıştırma İmralı'ya. Ama bugün şuna bakıyoruz ki bu tecrit oldukça daralma söz konusu ve bu tamamen bütün topluma yayıldı. Savaşın yoğunlaştığı, gözaltıların yoğunlaştığı, operasyonların yoğunlaştığı, 12 Haziran'da alınan bir karar, gemliğe yürüyüş var. Bunu sistem hemen arkasından işte HDK'ye bir operasyon yapıldı. Hemen gözaltılar oldu. Hemen soykırı operasyonlara başlanıldı. Kadın mücadelesini engellemeye çalıştı. Kadın mücadelesine set koymaya çalıştı. Bu nasıl yapıyor? Gözaltılar yaparaktan, cezaevine ataraktan o sesi kısmak istiyor. O mücadeleyi engellemek istiyor. Kadın kazanımlarını engellemek istiyor. Ya da toplumsal olarak bugün Kürtler ve Kürtlerin dostları, HDP bileşenleri olarak şunu çok iyi anlamak gerekiyor ve kavramak gerekiyor. Türkiye toplumuna, Türkiye'de bir barışın, bir çözümün, bir demokrasinin gelmesi gerekiyorsa bu da Kürt halk önderinin İmralı'daki tecritin kırılması ve Kürt halk önderinin artık gerçekten özgürlüğüne kavuşması gerekiyor ve alanın artık yayılması ve genişlemesi gerekiyor. Çünkü Kürt halk önderinin projesi, düşüncesi, önerileri çok değerli ve kıymetlidir. Kürt sorununun çözümü noktasında da Kürt halk önderinin özgürlüğüyle Kürt sorunun da bu şekilde çözülebileceğinin biz inancındayız. 12 Haziran'da yapacağımız yürüyüş Türkiye toplumu açısından ve bir bütün olarak aslında şunu toplumun, Türkiye toplumunun ve sistemin de aslında bunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Demokrasi güçleri, ben demokratım diyen, gerçekten bu Türkiye içerisinde toplumda yaşanan sorunların
derinleşmiş krizlerin aşılabilmesi için ve Kürdistan, Türkiye'ye, Orta Doğu'ya bir çözüm ya da bir sorunlar çözülecekse bu da Kürt halk önderinin özgürlüğüyle sağlanacağının inancında olmalıdırlar. Yani bu anlamda bu yürüyüşe tüm kesimleri davet ediyoruz. Ben demokratım diyen, demokrasi güçlerine, kadınlara bir bütün olarak herkes bu yürüyüşü desteklemeli ve İmralı tecriti kendi gündemine alabilmelidir. Ve bu ablukanın bir an önce yıkılması gerekiyor. Bu ablukanın bir an önce kaldırılması gerekiyor.